başta başta bu görüntüler ortaya çıkmadan önce biz bu tahminlerde bulunmuştuk zaten. İçeride muhtemelen talat sırasında kullanılan yanıcı maddelerin ve kimyasalların tutuşması kaynaklı bir yangın olabileceği öngörüsünde bulunmuştuk. Bu doğru çıktı. İçeride bulunan kimyasal maddeler ve talilat malzemeleri kaynak sırasında çıkan kıvılcımlardan dolayı tutuşuyor ve kaçış yolu ve giriş yolu olarak kullanılan bölümü tamamen bloke ederek insanların dışarı kaçmasını engelliyorlar. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik bunu zaten belirlemiş. maksimum 250 metrekare bir tüp olacak şekilde tüp sayısının belirlenmesi gerekiyordu. Alanın metrekaresi, işte kaç katlı olduğu bu konuda önem taşıyor. Orada yeteri kadar tüp olsaydı, bir de burada en önemli hususlardan bir tanesi personel tüpü kullanmayı biliyor olması lazım. Tüpü kullanmayı bilmiyorsa siz istediğiniz kadar oraya tüp koyun. Tüplerin herhangi bir faydası olmayacaktır. Bir de koyulan tüpün yanan malzemenin cinsine göre uygun olması gerekiyor. Özellikle ilk müdahale aracı olarak bizim kullanmakta olduğumuz kuru kimyevi tozlu tüpler var. Bu tüpler her türlü yangında ilk müdahale aracı olarak kullanılabilir. Fakat bu yangın özelinde konuşursak, içeride bir kimyasal maddeden başlayan ve izolasyon malzemesi, ve inşaat malzemesinden başlayan bir yangın söz konusu. İlk müdahale yapılsa dahi söndürmekte tam başarılı olmama ihtimali yüksek. Çünkü içeride yüksek miktarda yanıcı madde var. Çünkü her tüpün bir söndürme kapasitesi var. Kullanılan tüpler 6 kilogramlık olduğundan dolayı kapasiteler çok geniş değil. Bu büyüklükte başlayan bir yangına mutlaka birden fazla tüple müdahale edilmesi gerekiyor. Suyla müdahale edilir mi? Evet. Sıvı kimyasallar yoksa katı maddeler yanıyorsa suyla müdahale doğrudur. Fakat kovadan atılan suyun herhangi bir söndürme söndürme etkisi olmaz. Çok düşük miktarda bir su çünkü. Daha yoğun miktarda ve daha fazla suyla oraya müdahale edilmesi gerekiyordu. Bunun için de yönetmeliklere uygun olarak dizayn edilmiş olan yangın dolabı sistemi ya da sabit söndürme sistemleri yani sprinkler, yağmurlama sistemleri gibi sistemlerin olması gerekiyordu ki oradaki yangına tam olarak müdahale edilebilsin. Yangın tüpleri yönetmeliklerimize göre 4 yılda bir değiştirilmek zorunda. Değiştirilmekten kastımız şöyle, yetkili kontrol firmaları tarafından bu tüpler alınıyor, götürülüyor, hidrostatik basınç testine tabi tutuluyor ve içlerindeki tozlar değiştirilerek tekrar yangın tüpü tesise geri getiriliyor. Bunun haricinde biz endüstriyel tesislerde, kamuya açık alanlarda yangın tüplerinin aylık kontrollerinin yapılmasını ve her ay mutlaka içindeki basıncın kontrol edilmesini, mührünün yani kullanıp kullanılmadığını göster mührün ve emniyet piminin sürekli e, üzerinde sabit durumda bulundurulmasını ve kullanıma hazır durumda olmasını ayrıca personelde bu tüplerin nasıl kullanılacağını eğitiminin verilmesini istiyoruz ki bu... E, tür bir yangın olayında tüpün çalışmaması veya tüpün işte kullanılamaması gibi bir durum meydana gelmesin. Bu tüplerin e, periyodik kontrolleri yapılmadığı sürece tüpün ne yapacağını bilemezsiniz. Sağda duran bir tüp, özellikle inşaat alanlarında çok fazla e, dış etkilere maruz kalan tüplerde e, arızalar çıkabiliyor. E, oradaki işçinin beyanına göre e, tüpün bir tanesi çalışmış, bir tanesi çalışmamış. E, Tabi e, çalıştırıp çalıştıramayacağını veya işte bu konuda gerçekten kullanıp kullanı kullanılmasının nasıl olacağını tam bilemediğimizden dolayı net bir yorum yapamıyoruz. Fakat tüp kullandığını beyan etmiş ama bir tüpün kapasitesi bu büyüklükte başlayan bir yangını söndürmeye yeterli gelmeyecektir. Tabii özellikle konut binaları veya işhanı gibi binaların alt bölümlerinde eksi bir, eksi iki, eksi üç kodlarında bulunan eğlence yerleri, iş yerleri gibi alanlarda özellikle de kamuya açık alanlar varsa bu alanlarda bulunan yangın güvenlik önlemlerinin mutlaka idare tarafından çok sıkı kontrol edilmesi, bina sahipleri tarafından da bunların denetlenmesi lazım. Özellikle kamuya açık alanlarda ve insan yükünün yani kalabalığın olduğu alanlarda kaçış yollarının bulunması ve sürekli kullanılabilir halde olması bizim için vazgeçilmez önemde. Yangına müdahale ve yangının söndürülmesi bir disiplin işi. Nasıl bir disiplin işi? Multidisipliner bir konu. Yangın algılamayla başlıyor bir algılama. Yani dedektör sistemiyle yangın algılanıyor, alarm veriliyor. Bu alarmı duyan personel, teknik ekip orada kim görevlendirilmişse yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. Eğer söndürebilirse bir problem kalmıyor. Söndüremezse binadan tahliye olunması gerekiyor. Bu tahliyenin de mutlaka tahliye yolları vasıtasıyla yapılması lazım. Yangın kapıları, yangın yönlendirmesi, yangın geçiş güzergahlarının mutlaka sürekli açılabilir durumda, geçilebilir durumda temiz alanlar olması lazım. Temiz alanından kastımız nedir? E, kaçışların, geçişlerin önünde herhangi bir mani aksam yani geçmeye engelleyici, masa, sandalye, dolap, klima motoru e, gibi e, malzemelerin bulunmaması lazım. Bu kapıların, yangın çıkış kapılarının hiçbir zaman kilitlenmemesi ve sürekli kaçış yönüne doğru açılır durumda ve insanların insanların çabuk tahliyesini gerçekleştirecek genişlikte olması gerekiyor. Ee, şöyle burada bir ihmaller zinciri söz konusu. İşte Ruhsatlama aşamasından yapılan tadilata izin alınmamasına kadar ardı ardına gelen bir ihmaller zinciri söz konusu. Ee, yangın güvenliği ülkemizde çok bilinen bir konu değil. Genellikle e, bize pek bir şey olmaz. Bizim burada yangın çıkmaz gibi bir mantık maalesef ülkemizde devam ediyor. Yangın her yerde çıkabilir. Özellikle kamuya açık alanlarda ve böyle kot altı alanlara çıktığı zaman da çok hızlı şekilde ölümcül hale gelebilir. Bu olay Muhtemelen zaten e, bütün tür Türkiye'de bu çok büyük bir facia biliyorsunuz 29 tane insan canını kaybetti. Muhtemelen bütün Türkiye'de bu konuda bir denetim faaliyeti başlayacaktır diye tahmin ediyorum ve başlamasının da gerektiğini hatta geç kalmış bir faaliyet olarak değerlendiriyorum. Mutlaka tüm belediyeler eliyle kot altı olan eğlence yerleri olan, kamuya açık alan olarak kullanılan tüm alanların sıkı bir şekilde denetlenip Yangın korunumuyla başlayıp algılamadan korunum müdahale ve tahliye sistemlerinde kontrol eden bir denetim e, faaliyeti başlatılmalı.